Otopark TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Çok sorulan ve merak edilen bir model vardı. Biz de bayağı araştırıyorduk işte. Benelli TRK 502 abi nasıl falan. Ya bilmiyorum abi, süremedim falan derken bugün getirdiler. Herkese mobilite deyim. Hem de tel jantlısı X modeli geldi. Yani yeni modeli var. Burada gördüğünüz gibi önde 19 inç bir tekerimiz var ve artık tel jantlı. Yani daha da Enduro 1 makine var elimde. Görseli gayet böyle sizi doyurucu, kendisi tam tamına 498 cc geçse de makina böyle bir binlik edasında böyle bir kalıbı var. Yani kocaman bir Enduro'da oturuyormuşsunuz gibi. Minibik, ön taraf minik bir Multistrada. Orta taraf minik bir GS falan böyle. Seste çalıştırıyorsun, biraz daha GS havası falan var böyle. Görseli böyle yan profilden bakınca makina gerçekten güzel duruyor yani. Eli yüzü toplu, malzemeler güzel, kötü değil. Şimdi hadi başlayalım dış tasarımından. Ön kasada eski Multistrada'yı andıran farlar var. Ve bu farların altlarında böyle gündüz farları var. Fakat üst tarafta halojen farlar var. Artık keşke burada böyle LED farlara yer verilseydi de daha şık bir görüntü olsa mıydı, güzel olurdu. Ama kötü değil, yine güzel. Ön tarafta böyle çift diskimiz var. Frenler gayet güzel. Yani bu kiloya göre 213 kilo bu makinayı gayet güzel durduruyor. Gelelim ekran kısmına. Ekran kısmı kabul edelim çok modernize değil fakat gayet okunaklı. İçinde böyle aman aman uçan kaçan bilgiler yok. Orada trip 1, trip 2'niz var. Vites göstergeniz falan filan, bu tarz bilgileriniz var. Yine onları da böyle ekrandaki tuşlara basarak değiştirebiliyorsunuz. Gidona gelmek istiyorum. Gidon burada kütükler hoşuma gitti işin açığı ve altından böyle ışık falan çıkıyor mavi bir şekilde. Gece çok daha güzel gözüküyor. Kütüklerin kalitesi, dokunma hissiyatı falan çok güzel. Aynalar gayet güzel arkayı gösteriyor. Depo, abi depo kocaman. 20 litre bir depo var. Tam bir enduro makine abi. Bin, 20 litreyi doldur, gez Allah gez. Sakin kullanımlarda yine böyle bir 5 litre gibi rakamları yakalamak çok zor değil. Hani 4,5-5 litrelerde gezebilirsiniz. Ama ben biraz daha spor kullanım seviyorum diyorsanız bu işte tabii ki 6 litreleri biraz daha geçebilir. Hemen deponun önünde böyle bir USB çıkışınız var abi. Buraya hemen kameranızı, telefonunuzu falan bağlayabilirsiniz. Şimdi ön tarafta bir camımız var. Aslında görüntüsü böyle sağdan soldan saptırıcıları güzel. Fakat oturduğunuz zaman motorun üzerine böyle kask biraz suratınıza patlıyor hava. Yani kaskın tam camına patlıyor. Ya abi buraya bir tane daha ekstra rüzgar saptırıcı takacağız. Ya da böyle tekrar yeni bir cam takıp biraz daha yola uygun hale getirebilirsiniz. Siz eğer çok rahatsız olur iseniz. Tabii burada unutulmamış yine böyle bir GPS barı gibi bir şey yapılmış. Olur da böyle uzak yerlere giderseniz çak abi navigasyonunu oraya koy. Öyle bir bar da var. Bunlar güzel. Şimdi gelmek istiyorum seleye. Abi bak binmesi falan bildiğim bayağı at ha, kocaman böyle yani makina. Şöyle biraz da bunu sehpadan alayım. Şimdi benim boyum 1.79 abi, 1.80. Bak nasıl basıyorum, Tuna çeksin beni. Yani kontrol hala bende. Oturunca biraz çöküyor ama hani daha kısa boylu arkadaşlar için belki düşünülebilir. Burayı düşünsünler. Ama makine böyle 213 kilo bir ağırlığı var demiştim size. Bunu yolda ona oturduktan sonra bu ağırlık gidiyor. Şimdi oturduğumuz yer de güzel abi. Çünkü konforlu bir sele var burada. Geniş, Toto'yu böyle gayet güzel kavrayan, tahtamsı gibi değil. Biraz daha süngerimsi yapısıyla beraber gayet güzel bir konfor vermiş. Artçı selesi de keza öyle. Tabii ki çanta falan şu an çıplak makine. Bu çantaları siz motor alıyorsunuz ve ekstra olarak çanta takarsın. Yan çantalarını tak, arka çantanı tak. Git abi yolculuğuna, gayet güzel. Şimdi burada çanta takacaksınız. Tabii ki böyle bir motora biniyorsunuz, böyle bir Enduro'ya biniyorsunuz. Yani çanta takmak bir nevi Allah'ın emri gibi bir şey abi. Benim için öyle en azından. Burada tablası var fakat çantamız ekstra satın alıyor ama yani ekstra böyle bir tabla satın almanıza gerek yok. Tablası üzerinde geliyor motorun. Evet. Segment önemli şeyler bunlar. Evet, doğru söylüyorsun. Ver kamerayı, gel sen anlatırım. Tuna daha güzel yakalıyor bazı şeyleri ama gerçekten böyle. Adam buraya böyle çantalarını oturtturacak yerler yapmış, tablasını koymuş, işte sinyallerini falan LED yapmış. Yani evet, yaptı. Boş bir motor değil. Evet, dur söyleyeceğim, sakin ol ya. Ay anasını satayım ya. Artık bundan sonra arkadaşlar yer değiştireceğiz. Tuna çekecek, ben çekeceğim, Tuna anlatacak. Motorun alt takımına gelecek olursak. Şimdi burada 499 cc çift paralel silindir su soğutmalı bir blok var üzerinde. Bu blok ortalama size 47 beygir sağlıyor. Ve 45 Nm'de de tork sağlıyor. Hani makina şöyle söyleyeyim, açınca böyle vup kopmuyor. Fakat açınca da böyle işte ya ben gidemeyeceğim, bana yük koydun, ben bu kadarım asla demiyor. CC'sinin hakkı neyse bunu gerçekten güzel veriyor. Hani motor yolda gazı açtınız, işte sollama yapacaksın abi, çıkacaksın, bas gaza, gayet kütür kütür yürüyor. Bu anlamda bir ben problem yaşamadım. Fakat bu paralel silindirin, çift silindirin bu 6000-7000 devir arasında bir zıt titreşimi var.
bunu söylemek durumundayım. Çünkü ben titreşime takılan bir adamım. Fakat bunu aza indirgesinler diye işte böyle basaklardaki plastikler, bla bla işte bunlar falan biraz indirgenmeye çalışsa da orada ufak böyle bir 6000-7000 devir arasında böyle ufak bir titreşimi de olduğunu söyleyebilirim size. Hani böyle ara hız lambalar işte böyle iki arabanın arasında kalan. Şu an yol çok dar. Makine de birazcık geniş, koruma demirleri falan da var. Gidebiliyorsunuz yani, sollamalarda falan başarılı bir motor. Hacmine göre, bu cüssesine göre, özellikle bu 500 cc hacminde olan motoruyla bu 213 kiloyu gayet güzel idare ettiğini söyleyebilirim. Ve gayet konforlu. Tek eksiğim şu an ön camım. Bir tane ön camımı koyarım abi, mis gibi yola giderim ben bu makineyle. Selesi falan da gayet rahat yani, kucaklıyor totonuzu böyle. Oturduğunuz zaman böyle sert bir selesi yok söyleyeyim. Dediğim gibi bu X modeli ön tarafta 19 inç lastik var, arka tarafta 17 inç lastik var ve abi lastikler ne geliyor biliyor musun? Metzeller geliyor üzerinde, mükemmel. Bu olay benim gerçekten çok hoşuma gitti çünkü bu fiyatlardaki makinelerde genelde böyle Metzeller konmuyor abi. Daha çok uzak doğu firmalarının lastikleri kullanılıyor ve lastiğin hamuru gayet yumuşak. Bu da ne yapıyor? Motoru böyle gezerken, yolda giderken, bir yerden dönerken, viraj alırken size daha güvenli bir his verdiğini söyleyebilirim kesinlikle. Amortisörler ise gayet kararında. Bir Enduro kullanıyorum abi ve o Enduro'nun bana verdiği yumuşak o süspansiyon sönümlemelerini hissediyorum. Bu anlamda da başarılı olmuş. Bu ön taraftaki çift disk fren ise bu koca danayı durdurmaya gayet yeterli. Tamam, böyle sıktığın zaman yarış motoru gibi kafayı çakmıyor yere ama hani ben de durmam diye bir şey yok. Frenleri sıktığınız zaman burada güvenebileceğiniz arkadaşlar ön tarafta duruyor. Ve ayrıyetten frenlerde çelik fren hortumları kullanılmış. Bu da daha güzel, daha uzun ömürlü. Ama hortumlar böyle şişmiyor falan sıcakta mıcakta. Bla bla bla. Arka tarafta ise yine fren güzel. Bastığınız zaman arka fren ben buradayım. Hani evet, hiç tutmuyorum da demiyor. Arka tarafta yine Tuna'nın söylediği gibi makinede orta sehpa olmasına rağmen motoru sehpaya alabilecek topuzlar bile üzerinde geliyor. Yani bunlar bence güzel ufak tefek detaylar. Yoksa bunu motorcudan gidip alıp takıyorsunuz arkadaşlar. Ha, bu makinede ne kadar gerekli onu da tartışabiliriz. Sonuçta Enduro ve orta sehpası var. Şimdi bir de aksesuar olarak, şimdi böyle bir motor aldığınız zaman işte böyle bir koruma demirine ihtiyacınız var. Ama bu motor sandığı açıldığınız zaman koruma demirleri içinden çıkıyor. Yani gidip ekstra para verip bir koruma demiri almanıza gerek yok. Şurada gördüğünüz koruma demirleri makinenin orijinal üzerinden çıkıyor abi. Bu da güzel. Yani müşteriyi memnun eden hareketler bunlar. Bitti mi bitmedi. Bunun yanında motor abi sıfır aldınız, size bir kutu veriyorlar abi. Siyah, kaliteli, böyle açıyorsun içini, anahtarlığın çıkıyor, ruhsatın çıkıyor. İçine efendim teşekkür mektubu var Benelli'den. Yani motor aldık işte, buyurun, bunu size verdikleri zaman aa ya güzel bir şeymiş, ruhsatımı falan buna koyayım diye hareketlerde bulunabilirsin. Keza abi anahtar çok hoşuma gitti. Bak Tuna, yakından çek bunu. Böyle bir anahtar yapmışlar. Şık ve modern anahtar. Tam bir sustalı gibi abi bak. Şak basıyorsun falan açılıyor. Yani güzel, bu benim hoşuma gitti. Yani böyle bir anahtar abi. Bir daha mı açayım? Oğlum adamı bıçaklarım lan. Şişt şişt. Yolda durdunuz, size biri kavga etti. Anahtarı çekiyorsun abi kontaktan. Tak 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 vuruyor adama. Ya, anahtarla da adam bıçaklamasınlar abi söyledik diye ya. Değinmek istediğim bir nokta var. Anahtar güzel, her şey çok güzel ama böyle de güzel makine yaptık abi. Bu olmasın. Abi bunu menteşeli yapalım artık bir sonraki modelde. Yani bunun menteşelesine ihtiyacım var benim. Bunu söyleyeyim. Fiyatlara gelecek olursak da ortalama 81.600 TL bir fiyatı var kendisinin. Bu tel jantlı X modelinin 81.600 TL bir fiyatı var. Eğer ben normal jantlı, çelik jantlısını istiyorum diyorsanız o da 74.400 TL olarak bugün fiyatı var. Abi biz bugün çektik videoyu. Bugün bu fiyat. Yarın olacak bir şeye ben de müneccim değilim, öngörüp o fiyatı söyleyemiyorum, kusura bakmayın. İleriki tarihlerde mutlaka fiyatlar her zaman olduğu gibi artacaktır. Yani titreşim bu benzin depo kapağı dışında böyle ve o ufak titreşim dışında benim çok böyle alıp bunu yerden yere vuracak bir şey bulamadım. Aksine makinenin görüntüsü çok dolu dolu, benim hoşuma gitti. Önceki sahiplere hep işte şurası çok titriyor, abi dayanamıyoruz titreşime falan. Ben görüyordum, videolarını da izliyordum, öyle mi? Arkadaşlar makina yeni. Bu makineyi sıfır açtık test için ve biz
bu makineyi kullandık. Şimdi şöyle düşünün. Yeni bir makina. Ben bir problem yaşamadım. Bayağı da gezdim. Bir şey yaptım, zorladım. Sağa sola frenlerini test ettim, bir şey yaptım. Dediğim gibi peklerde titreşim hissediyor musunuz? Belli aralıklarda hissediyorsunuz. Ha bu makine 10.000 kilometre olur. Ona bir şey diyemem. Çünkü 10.000 kilometrede olan bir makineyi sürmedim. Hani beni burada mazur görün lütfen. Öyle bir şey yaşasaydım zaten yaşadığım her şeyi size bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Hani dediğim gibi bunun dışında ben ekstra bir olay bulamadım. Makinenin eli yüzü dışarıdan baktığınız zaman motorumu bir yere park edeyim, gideyim, çekeyim dediğin zaman abi bir bak ya. Hani bu makinenin hiçbir şeyden eksiği yok. Gri rengi özellikle benim çok hoşuma gitti. Ben beyazı bu kadar sevemedim. Beyaz biraz daha zabıta motoru işi duruyor. Kabul edelim. Ama bu gri modeli gayet dolu abi. Bir yere gittiğiniz zaman motor gibi motor sizi taşıyor. Öyle söyleyebilirim. Dediğim gibi ben yaşadığım problemleri anlatmaktan yükümlüyüm. Herhangi bir problem şu an yaşamadım. Bu 6000-7000 bandında böyle tatlı bir vibrasyonumuz var. Evet. Ve bu ön camın da bir tatlı daha uzaması gerekiyor rüzgarı size kesmesi için. Sizin varsa eklemek istediğiniz bir şey lütfen aşağıda yorumlarda Benelli'yi beğendiniz mi beğenmediniz mi belirtirseniz sevinirim. Benim Benelli hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen kanalımızı şuradan takip etmeyi unutmayalım. Canları açalım. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yorumlarda siz de Benelli'nin neresini beğendiniz veya beğenmediğinizi paylaşırsanız bizimle bakalım bir dahaki Benelli videosu ne olacak? Bir Benelli daha geliyor. Ona böyle kutu açılışlı falan bir şey yapabiliriz belki. Benden bu kadar. Var mı Tunacığım senin eklemek istediğin bir şey? Tam senlik değil mi? Hangi motoru tanıtsak artık benlik diyor. Çocuk da haklı. 3.90'a satalı çok oldu. Böyle bir iki tekerleğe hasret kaldı. Ben de almadım, o da almadı. Bu ara Peugeot çekiyor kahrımızı. Neyse, fazla uzatmıyorum. Kendinize dikkat edin. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.